Yani hani ilk turda sordunuz ya, Batılılara, Batılı müttefiklerimize biz PKK'yı nasıl daha iyi anlatırız? Anlatamayız. Yani bilmedikleri bir şeyden bahsetmiyoruz. Türkiye'nin mücadele ettiği, yoğun bir şekilde mücadele ettiği iki tane terör örgütü var. PKK ve FETÖ. Yani bunu ikisini de bizden daha iyi bildiklerini ben biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Çünkü ikisinin de sahibi Amerika. PKK'nın 80'li yıllardaki tavrını falan bir kenara bırakırsanız, özellikle Suriye'den sonra PKK doğrudan doğruya Amerika'nın kucağına oturmuş bir terör örgütüdür. FETÖ başından beri Amerika'nın kucağında yetiştirilmiş bir terör örgütüdür. Dolayısıyla Amerikalılara bilmedikleri bir şey anlatmıyoruz. Amerikalılara veya batılı müttefiklerimize söylediğimiz şey onların bilmediği, anlamadığı bir şey değil. Onlar çok iyi biliyorlar ve aslında bu iki örgütü de Türkiye'ye karşı kullanıyorlar. Bu nedenle hani bir samimiyet testinden bahsetmek, işte onlara bakın PKK şöyle katliam yapıyor, bakın FETÖ böyle eylemlerde bulunuyor, işte devletimize sızıyorlar, iç savaş çıkarmaya çalıştılar falan diye anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü bunu onlar istiyor, bunu Amerikalılar planladılar başından beri ve Türkiye'ye karşı bu örgütleri onlar kullanıyorlar. Dolayısıyla hani evet, diplomatik zeminlerde bunları dile getirmeye devam edersiniz. Dersiniz ki işte bakın böyle bir ilişki var ve siz de bunları desteklemeye devam ediyorsunuz. Son derece, ama bu meselenin çözümünde diplomatik bir zemin yok. Yapabileceğiniz tek şey askeri olarak veya işte istihbari olarak bu örgütlerle mücadele etmek. Maalesef ve maalesef ki uluslararası ilişkiler tarihinde vardır. Bu Türkiye'nin tarihinde çok daha yoğun bir şekilde vardır. Terör örgütleri tarih boyunca Türkiye'ye karşı kullanılmıştır. Amerikalılar da bunu kullanıyorlar. Şimdi senatörlerin yaptığı açıklama, dönün oradan hükümete, Biden kabinesine dönün. Biden kabinesine atananlara bakın. Obama döneminden kalma isimlerin orada yoğun bir şekilde görev aldığını biliyoruz. Dolayısıyla Amerikalılar hem devlet hem hükümet olarak, ya belki Trump döneminde hükümet bu kadar açıktan PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanma hevesinde değildi. Ama şimdi hükümet de PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanma hevesinde bir hükümet haline dönüştü. İşte McGurk'ün göreve geldiğini görüyoruz. İşte Sullivan'lar, Blinken'lar vesaireler, bunlar bizim alışık olmadığımız şeyler değil. Aslında bildiğimiz bir oyunu tekrar oynayacağız. Ama bu sefer bir fark var. Türkiye hani 2016, 2012, 2011 yıllarındaki Türkiye değil. Türkiye bugün Güney sınırlarında 40 kilometre içeride bulunan ve PKK ile mücadelesi kendi topraklarında değil, komşu topraklarda veren bir ülke ve bu anlamda ciddi de başarı elde etmiş. Özellikle İHA ve SİHA'ların Türk savunmasında devreye girdiği andan itibaren terör örgütlerinin Türk sınırında hareket dahi edemediğini görüyoruz. Dolayısıyla biz mücadeleyi biraz bu boyutuyla ele almak zorundayız. Maalesef terörle mücadelenin bir maliyeti var. Hem ekonomik maliyeti hem insani maliyeti. Maalesef canımız yanıyor. Ama şöyle, Amerikalı dostlarımıza biz bunu anlatarak bu meseleyi çözmeyeceğiz. Biz ancak ve ancak kendi bileğimizin hakkıyla bu mücadeleyi verirsek, PKK'yı veya FETÖ'yü Amerikalılar için kullanışsız birer aparat haline getirebildiğimiz andan itibaren onlar anlayacaklardır PKK'nın ne olduğunu. O zaman söylerler, ha evet ya bunlar da kötü örgütlermiş falan diye. Ama siz onların kafasına vurmadığınız müddetçe maalesef bu konularda hiçbir şekilde en ufak bir taviz bile vermeye yanaşmayacaklardır ki ben yakın dönemde PYD'ye yönelik desteğin artırılacağını, Türkiye'ye yönelik baskının artırılacağını bekliyorum ama güvenlik alanında Türkiye'nin açığı yok. Güvenlik alanında ciddi bir başarı elde edebileceklerini zannetmiyorum. O yüzden baskıyı ekonomik alanlarda falan deneyebileceklerini düşünüyorum.